Ramazan abi, ben 1-2 gün yokum. Kapının şey telin içine mama koydum da bizim kabı yine. Tamam. Şey yaparsın, ne o? Ya çöp almaya gittikçe yani, bir kere de versen yeter günde. Günde bir sefer, tamam. İki sefer duruma göre bakarım. Bekliyorlar çünkü orada onlar şimdi. Teşekkür ederim. Bir tane de yukarıda, bir de orada var. Şeyde mazlum bir kedi, o kadar iri tüylü müylü. Oradan orada bana mama veririm, haberin olsun. Aa, ver zaten. Evin kapısının orada. Orada mı duruyor? Evet. Bekliyor mu orada? Öyle bekliyor orada. Orada taşındı ya. Aa, taşındı mı onlar? Taşındı. Şeyi ne o? Uğrayayım o zaman ya, ben geldiğimde alıştır belki bizim kapıya en azından. Alışır belki de, bilmiyorum. Yazık, beklemesin orada. Görsen, dişi mi? Sabah gittiğimde ayağıma dolanıyor. Ya. Dişi mi? Dişi. Aa, kısırlaştıralım onu ya. Ona neyse, sen git gel de bakarsın. Tamam. Hadi görüşürüz. Sağ olasın Ramazan abi. Görüşürüz. Gördüğünüz gibi benim kapımda kedi bitmez. Ramazan abi bizim güvenliğimiz, çok hayvansever. Gerçekten çok tatlıdır. Hem güler yüzlüdür hem de hayvanseverlik bir insan. Hayvan sevince, hayvan bakınca, böyle hayvan hani okşadığını falan görünce bende direkt değeri yükseliyor. Bilmiyorum. Çünkü hayvan seven insan vicdan sahibidir diye düşünüyorum. Otomatikman ki öyledir zaten, benim düşünmemle alakası yok. Yeni videoya hoş geldiniz bu arada. Geçen videoda çok evdeymişim, çok sıkılmışım. Kendi videomu izlerken içim geçti. Bugün İstanbul'a gidiyorum. Yani aslında Silivri'de İstanbul'a bağlı. İşte anladınız, Anadolu yakasına doğru gidiyorum. Hem Yücem'de kalacağım hem de böyle bugün marketlerde hep herkese görüyordum. İşte Makro'ya yeni ürünler gelmiş, bir sürü Metro Market'e yeni ürünler gelmiş. Böyle istediğim gibi inceleyememiştim. Uzun zamandır giremiyordum. O yüzden giderken sizi de götüreyim dedim. Aslında böyle hem bir AVM gireceğim. Çok da hani planım yok. Büyük arkadaşım için doğum günü hediyesi falan almam lazım. Onun telaşına düştüm. Bir yandan da çok açım, kendime tost yaptım yolda yerim diye. Tost, yemin ediyorum, kavrak karmaşası. İçinde kaşar var. Zataköy ekmeğinde. Trüflü mayonez ve salça var. Tostun kafası çok karışık. Şimdi bunu yiyeceğim. Yanıma bir de suyumu aldım. Şunu Apiter'e göndermişti bana işbirliğimiz sırasında. Çok güzel ya. Bunun satışı var mı bilmiyorum ama içi böyle komple şey, çelik. Ben su koyuyorum içine. Suyu da sıcak tutuyor. Tenise giderken böyle başladım. Ben şimdi müziğimi açıyorum. Tostumla, suyumla şöyle keyifli bir yolculuk yapıyorum. Hiç de trafik olmayacağını ümit ediyorum. Ümit ediyorum. Hiç trafik olmayacak bence. Görüşürüz. Gayet güzel geldim. Tahmin ettiğim gibi trafik yoktu. İyi düşünelim, iyi olsun. Bu ara çekim gücüne taktım. Şimdi kameramı alıyorum, çantamı alıyorum. Biraz daha su içeyim. Bunun içi biraz metal kokuyor. Acaba nasıl çıkar o kokuyu? Bugün susuyorum. Bir de PMS dönemindeyim şu an. 2 yaş sendromundaki çocuklar gibiydim sabah. Hiçbir şey giymek istemiyorum. İşte onu da giymeyeceğim, bununla rahat edemiyorum falan. Böyle garip garip triplere girdim kendi kendime. Sonra çok açım, sadece yemek yemek istiyorum ya. Tam bir PMS böyle, hani şey, çatmaya yer arıyorum. Bir de ateş basıyor bir yandan da. Evet, sizi de alıyorum. Kamera herhalde içeride sorun olmaz diye düşünüyorum. Bakalım metroda neler varmış. Bugün kendime acayip acayip yoğun bir program. 3 yere gideceğim ayrı ayrı. Hepsinde sizi gezdirebilir miyim bilmiyorum ama metrodan başlıyoruz. Şimdi bizim oralar o kadar sakin ki böyle kalabalığa girince çok garip hissediyorum kendimi. Hani köyümden çıkmış gibi adeta. Bir de aşırı boynum ağrıyor, sebebini anlayamadım bir şekilde. Can da yok bu arada. Can yurt dışında bir haftadır ama Instagram'da falan ne olur da olmaz. Tek başıma yaşıyorum. O yüzden paylaşmadım. İşte kadın olmak. Olsa masaj yaptırırdım. Böyle sürekli kendi kendime masaj yapıyorum diye. Çok acıyor yani. Neden olduğunu asla anlamadım. Geldik. Şu an Koz Yatağı metrodayım. Okul zamanı olduğu için burada böyle komple okul malzemeleri var ama buranın en güzel dönemi yılbaşı dönemi oluyor. Çünkü bu gördüğünüz yerlerin hepsinde işte yılbaşı süsleri, yılbaşı ağaçları falan. Şu an okula hazırlık var. Okulum olmadığı için es geçiyorum. Şimdi sizi yukarı çıkarıyorum. Çünkü metrolarda böyle işte Converse, Vans gibi birçok marka, hatta en son Tod's falan görmüştüm burada. Onlar oluyor. Neler var hem bakayım hem varsa beraber bakalım. Hepsini tek tek gösteremeyeceğim ama Superga, Puma, hiç bilmiyorsanız eğer işte Reebok, ondan sonra Adidas'lar var, New Balance var, Skechers'lar var, hatta şöyle fiyat da göstereyim. Şimdi de Boss gelmiş, Boss'un tişörtleri ne kadarmış? Yaşlılar gibi 1 milyon diyecektim. 1190'mış, güzel tişört yalnız. Bunu canı alsam mı ya? Şöyle bir şeyi var. Buraları falan aynı şekilde, kolları şöyle. Böyle. Bu 950 liraymış. Aa, hiç beklemediğim şeyler çıktı şu an. Renkleri falan var. Tabii bayağı çeşit var.
Hediye hediye alacaksan sana bakın yeşili var. Lacoste tişörtler var. Bir saniye. Şurada yazıyormuş ya. 1000 liraymış. Böyle böyle bayağı seçenek var şu an. Lacoste'un ayakkabıları var aynı şekilde. Aa, bu tişört güzelmiş. Bu da 1000 bandındadır herhalde. 850'ymiş. Odaklamıyor ama bana güvenin, 850. Eşofman takımları var. Eşofman altları var. Adidas tight'lar var. Adidas'ın şöyle Ivy Park tişörtleri var. 350 lira bayağı da var. Böyle bir şey buldum. Herhalde bu koleksiyon falan diye düşünüyorum. Neymiş? Böyle Under Armour'lar var. Champion var. Champion'ın başka şeyleri de oluyordu ama şu an sadece bu elbiseleri gördüm. Üst kadın havalandırması bayağı kötü, beni ateş bastı. O yüzden zaten gelme amacım tamamen yiyecek içecek bölümüydü. Oraya iniyorum. Bir fikir olsun hazır gelmişken diye sizinle de paylaşmak istedim. Her şeyin her bedeni bulunmuyor ama böyle tek tük çıkan şeylerde şanslıysanız güzel şeyler yakalayabilirsiniz. Önceden daha uygundu. Artık o kadar değil. Onu da söylemem lazım. Şimdi gezmeye çelere yolundan başladım. Çok güzel bir şey çıktı karşıma. Size de göstereceğim. Bu Ryoba markasının. Bakın şimdi geri geliyorum rafta. Acayip büyülendim ya. Hepsini gösterebilecek miyim emin değilim ama. Şöyle mordan aşağıdaki yeşilin tonlarına kadar her çayın farklı rengi var. Böyle kutuları çok güzel olmuş. Şu mesela yeşil çay ilkbahar yaz hasadı diyor. İşte klasik İngiliz, Hint ve Ceylan diye böyle işte portakal kabuğu falan çok güzel olmuş. Fiyatları da şöyle 60, 56, 70, 65 aşağıdaki fiyatları da okuyorum bir yandan. Bayıldım ya, aşırı güzel olmuş. Çay seviyorsanız metroya gelince aklınız olsun. Valla metro para verse bu kadar güzel reklam yaptıramaz ayrıca. Şimdi mısır gevreklerinin olduğu reyona girdim de hayatımda ilk defa bu kadar büyük bir mısır gevreği gördüm. Şey, yulaf ezmesi gördüm. 3 kilo. Bayağı şey gibi, kedi maması gibi duruyor. Wow, otellere falan alıyorlar muhtemelen. Burada şimdi genelde toplu satıldığı için tabii böyle kutular da var teklilerin yanında. Küçüklük hayalim geldi aklıma ya. Şöyle mesela albeni severdim. Albeni böyle keşke onun kutuyla gelse, böyle içinden sürekli alıp alıp yesem. Şu an alabilirim ama gel gör ki artık böyle şeyleri kutuyla tüketmiyorum. Canım isteyince arada bir tane yiyorum. Metrodan alınması gereken bana kalırsa 3 şeyden biri ya da 5 şeyden biri mi diyeyim. Pastacılık ürünlerinde şöyle file bademler oluyor. Fiyatlarını tam olarak bilmiyorum, hani genel fiyatları. Fındık da oluyor aynı şekilde ama ben bademi daha çok seviyorum. Bunu böyle kavanoza koyuyorum. İşte yulafa bir şey işte yiyorsam onun üstüne süslemeye falan inanılmaz güzel oluyor. Yani özellikle işte yulaf olsun, kurabiye olsun, ne yapıyorsanız kekmek önerilir. Ve hemen yanında ne gördüm? Yani daha önce belki vardı ama kabak püreleri, bildiğiniz bal kabağı püresi. Bunlar çok kolay çorba olur. Ayrı mesele, bir dakika senaryo şey tarif yaratmayayım. Şurada 1.9, 2 kilo neredeyse bu. Burada kestane püresi var bu arada. Şunları küçükken çok severdim. Pasta yerken en son onu yerdim. Dışarıda video çekerken, hele ki markette ve hele cuma günü olduğum için bir sürü insan var haklı olarak. Yanımdan biri geçtikçe tekrar baştan çekmeye çalışıyorum. Bu yüzden devrik cümlelerim için şimdiden kusura bakmayın. Tam maple şurupları çekiyordum. Dedim hiç gerek yok, paylaşmayayım. Hep paylaşıyorum, bir de çok fiyatları artmış diye derken şunu gördüm. 6.3 kilo ve fiyatı bu. Hani gittiğiniz yerlerde kullanmayacaksanız ne olur istemeyin restoranlarda falan ya. Gerçekten yazık, günah yani, bu paraya alınıyor bunlar. Hurma dolgusu. Bunu merak ediyordum aslında, hiç denemedim. Metro baklagil makarnası yapmış. Ben ilk defa gördüm diye hatırlıyorum. Nohut var burada. Nohut makarnası. Yeşil mercimekten var. Şöyle yine erişte gibi kesmişler. Bu da nohutlu. Ve kırmızı mercimekten de yine böyle bir şey. Fiyatlarını da göstereceğim. Bu 35 lira. Evet, hepsi 35 lira. Sushi yapmaya başlayacaksanız yani herhalde alabileceğiniz en iyi malzeme çeşidi olan yerlerden biri. Metroya geldiğinizde hepsini alabilirsiniz. Çok farklı şeyler de var zaten. Yine böyle makarna sosları. Bunlar tabii restoranlar için. İki küsür kilo işte. Neyse. Bugün söyleyemiyorum. Neyde kullanılıyor bilmiyorum ama böyle tatlı, mor tatlı patates şeyi buldum. Kıtırı. İlginç. Herhalde karides falan yaparken mi? Anlamadım ki. Buradaki metroda böyle bitkisel vegan diye bir donmuş bölüm var dolapların arasında.
Şöyle köfteler var. Ben bunu seviyorum ama bunu denemedim. Bunu öneririm, bunu bilemiyorum. Yine lahmacunu zaten geçen gün paylaşmıştım, almıştım. Ben çok beğendim. Şöyle vegan ne diyorlar? Bulduramadım. Balık işte fileto şeklinde. O marka İngiltere'den geliyor. Ben çünkü şu nakıt olanını almıştım. Fena değil ama içeriği galiba çok iyi değilmiş. Yine aynı şekilde içli köfte etsiz. Paçanga böreği yine bitki bazlı. Böyle şeyler bulabiliyoruz buradan. Ama ben evde de bir bitki bazlı lahmacun deneyeceğim. Deneyince de sizinle paylaşacağım. Olacağına inanıyorum. Beklemede kalalım. Aa bakın böyle küçük kavanozda karamelize soğan. 18 lira. Eskiden buna 17 lira derdim ama artık alıştım. 18. Şu kadarcık. Aslında alınabilir. Bir de yani bakmasam asla anlamam çünkü balıkların arasına koymuşlar. Bunlar neden ayrı bir reyon açmıyorlar anlamadım. Şu ikisi ton balığı ama içinde balık yok. Yani vegan diye geçiyor. Hani vejetaryansanız aynı şekilde yiyebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bu limon ve karabiberli. İçinde soya proteini var. İşte su, soya yağı, şeker, limon suyu falan gibi gidiyor böyle. Yosun tozu varmış. Muhtemelen o veriyor zaten aromayı. Ben nasıl tadını merak ediyorum ama bir tanesi 80 lira olduğu için merak etmemeye karar verdim. Şu da yine Thai sweet chili soslu. İkisi aynı şekilde. Ton balık reyonunda bulabiliyorsunuz bunları ama ya bu ne ya? İtal diye herhalde ama arkadaş. Şimdi bu soğutucu dolaplı yere girdim. Donmadan önce hem bakalım ne varmış diye hem size göstereyim. Böyle bir kombuça çıkmış. Yeni çıkmış neyli? Naneli anladığım kadarıyla. Bu da cherry love yazıyor. Naneliyi merak ettim. O yüzden bunu alıp deneyeceğim. Yani metroları bilirsiniz. İnanılmaz ürün var. İnanılmaz sos var. Böyle hani hepsini paylaşmam mümkün değil. Ama bir yandan bakıyorum bir yandan da. Şimdi şu Hindistan cevizlerini görünce ne zamandan beri alıp kırmadığımı hatırladım. Ki Can da çok seviyor aslında. Şimdi ben eve gider gitmez en kısa zamanda birkaç gün sonra yani daha buradayım. Hindistan cevizi kırıp şöyle kutuya koyacağım. Böyle yiyelim kıtır kıtır hem faydalı. Yaban mersinleri yine bildiğiniz gibi. Yalnız şöyle bir avantajım var. Annem geçen gün bana Birdland aldı. Yani bu fiyatı değil kesinlikle ve kışlık koydum. Şu an çok kârda hissediyorum kendimi. Ya insanlar bunları yurt dışında alıyorlar ve böyle öğün olarak yiyorlar 2 dakikada hani marketten. Biz herhalde şey özel günde kutlama amaçlı. Neyse. Evet ilk durağımızı tamamladık. Söylediğim gibi file badem aldım. Hatta bunu şöyle hava sıcak kapış. Bundan sonra kapalı yerlerde olacak araba ama yine de torpidoya koyayım. Bir de canım İnanılmaz böyle soğuk bir şey çektiği için bu hakkımı kombuçadan yana kullanmak istedim. Hemen de tadayım böylece bahaneyle. İkisini alıp çıktım içeriden. Böyle acil almam gereken bir şey yoktu. Merak ediyordum. Ton balıklarını merak ediyordum. 80 lira olunca buna değmem diye düşündüm şu an için. Of soğuk soğuk çok güzel abi. Yalnız tadı çok güzelmiş. Bunu şu ana kadar sadece Metro Market'te gördüm ama zaten çok da marka çıktı bizde. O da güzel. Sevdim. Bayıldım. Zaten kombuçanın tadını seviyorum. Geçen günde Froppin'ini almıştım. O da gayet güzeldi. Yalnız genel olarak nacizane bu şekilde kapaklı yapılması lazım bence kombuçaların. Yurt dışında da ben aldığım bir iki markada öyle gördüm. Çünkü bir kere de bunun bitmesi gerekmiyor. Aksine böyle hani bölerek içmek hem daha sağlıklı diyebiliyorum. O yüzden bir kere de açılan şeylerde kapaklarda biraz şey oluyor. Hani bitirmem lazım gibi. Ya bira içmiyoruz sonuçta kombuça içiyoruz. Şimdi bir sonraki lokasyonumuza geçerken ay yanıyorum çok sıcak. Şehirde sıcak çekilmiyor. Şöyle deniz kenarında falan olsaydım okeydi. Yani nasıl geçeceğim şu an? Geç şimdi. Dümbük. Üstüme geliyor. Kamerayı kapatmamışım. Ya daptar yer. Hala üstüme geliyor. Şaka gibi. Geçmez oradan araba. Biz de araba kullanıyoruz herhalde. Sanki geri gelirlerse erkekliklerine bir şey olacak. Neyse tam cinsiyetçilik yaptım. Kapıyorum. Yani herhalde hiçbir insan evladının özlemeyeceği tek şey şu hayatta İstanbul'da araba kullanmaktır diye düşünüyorum. Burası çok dolaştırmadım.
çünkü çok girmeyi planladığım bir yer yoktu. Can'a doğum günü hediyesi aradığım için, yani bir şey bulabilirsem, bulamazsam da almayacağım. Ama girmişken burada şey, Optimum'a girdim bu arada. Calvin Klein'in şeyi var burada, mağazası var. Can'a boxer aldım. Doğum günü hediyesi. Doğum. Kendime de şunu aldım çünkü bunun bende üstü vardı. Güçer çıktı. Üstü vardı bunun bende. Böyle alt bazen takım seviyorum. Altında bulunca siyah böyle hani buranın. Onu aldım. Bedeni de vardı. Çok güzel üstler gelmiş bu arada. Benim böyle gömlek içine falan giymeyi çok seviyorum. Şimdi de Akasya'ya geçiyoruz. Kahve içeceğim inşallah. Saat 4'ü geçiyor şu an. Orada da Makro Center'a gireceğim. Ayrıca bitiremem deyip bitirdim. Bugün sürekli bir şey içmek istiyorum. Sıcaktan herhalde. Rota oluşturuluyor. Şu an cuma trafiğine yakalanmadan kendimi Akasya'ya atmam lazım ki orada zaten her yere gireceğim, çıkacağım için rahat böyle 4-5 saat geçirelim. Hatta bir sinema patlatsam üstüne süper olur. Neden olmasın? Severim yalnız sinemaya gitmeyi. Hatta bazen özellikle böyle kimsenin hani uyuyamayacağı saatlere denk getirip ya da günlere tek başıma gidiyorum. Ay insan kendini de bu kadar sevmemeli ya. Benim sıcakta ayağım kaçtı. Burada ne kadar dar arkadaş otopark ya. Bugün çok asiyim. Bilmiyorum farkında mısınız ya. Gerçekten PMS gerginliği nedir? Budur.